kilimli Profesör Doktor Teoman Duralı tünelini açarak hizmete aldık. Tarihi Ankara Köprüsü'nü restore ettik. Fevkani Köprüsü'nü bitirdik ve köprünün bağlantı yollarını da bu yıl içinde tamamlıyoruz. Şehrimizi bölgeye bağlayacak Kilimli Filios ayrımı başta olmak üzere pek çok yolun inşasına devam ediyoruz. Irmak, Karabük, Zonguldak demiryolu hattını 10 yıllar sonra yeniden ele alarak rehabilite ettik, kapasitesini artırdık. Gar binasının tadilatını yaptık. Zonguldak il sınırları içindeki mevcut konvansiyonel hattı komple yeniledik. Filios Vadisi projesinin önemli bir parçası, 150 yıllık bir hayal olan Filios Limanı'nı yapıp açmak, çok şükür o da bize nasip oldu. Filios Limanı ile Filios Endüstri Bölgesi'ne ulaşımı sağlamak amacıyla çift hatlı bir iltisak hattının etüt proje çalışmalarını bitirdik. İhale çalışmalarımız sürüyor. Tarım ve ormanda 4 içme suyu tesisi, 75 taşkın koruma tesisi, 5 hidroelektrik santral inşa ettik. 28 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Yaptığımız yatırımlarla Zonguldak'ın içme suyu meselesini kökten çözdük. Alaplı Barajı'nın yapımı sürüyor. Zonguldaklı çiftçilerimize toplam 718 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Zonguldak'ta bir teknopark, 3 endüstri bölgesi, 1 yeni organize sanayi bölgesi, 2 araştırma geliştirme merkezi ve 1 tasarım merkezi kurduk. Şehrimizdeki iş insanlarımıza, yatırımcılarımıza toplam yaklaşık 3 milyar lira tutarında prim teşviği sağladık. Karadeniz gazının hanelere gelmesini sağlayan Filios doğalgaz işleme tesisini hayata geçirdik. Sakarya doğalgaz sahası projesinin ikinci faz ve Batı Karadeniz doğalgaz boru hattı projesinin ikinci ve üçüncü faz çalışmaları devam ediyor. Zonguldak merkezle birlikte 15 ilçe ve beldemize doğalgazı gönderdik. Önümüzdeki dönemde Beycuma, Elvan Pazarcık, Kandilli, Karaman, Karapınar ve Nebioğlu'na doğalgaz arzı sağlamayı planlıyoruz. Kardeşlerim, hizmetlerin katlanarak devamı için 31 Mart seçimleri çok çok önemli. Ben şimdi bugün sizinle burada önemli bir ahitleşmeyi yapmak istiyorum. Belediye Başkanımız Doktor Ömer Selim Alan kardeşimizin Zonguldak'ı nereden nereye getirdiğini hepimiz görüyoruz. Çevreden ulaşıma, altyapıdan sosyal hizmetlere kadar her alanda Zonguldak'ın marka değerini yükseltti, şehrimizin çehresini değiştirdi. Kardeşlerim, bu kardeşiniz bu ülkenin cumhurbaşkanı. Bilesiniz ki buranın belediye başkanı cumhurbaşkanının eli üzerinde olduğu sürece Zonguldak çok daha farklı yere gelecektir. Hiç endişeniz olmasın. İnşallah 31 Mart'tan sonra bu hizmetlere yenilerini ekleyeceğiz. Zonguldak'ın tercihinin yine AK Parti'den ve Cumhur İttifakı'ndan yana olacağından asla şüphe duymuyorum. Sizlerden Ömer Selim kardeşimizin yanı sıra İlçe belediye başkan adaylarımıza da çok güçlü destek bekliyorum. Buna hazır mıyız? Buna var mıyız? Adaylarımızı tanıtmadan önce isterseniz şöyle
ahdimizi bir tazeleyelim istiyorum. Hazır mıyız? Zonguldak, 31 Mart'ta Türkiye 100 yılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye 100 yılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuza sıkı sıkıya sahip çıkmaya var mıyız? Ana kademe var mıyız? Kadın kolları var mıyız? Gençler var mıyız? Maşallah. Barakallah. İşte benim can yoldaşım Zonguldak bu.